Eskişehir'den herkese iyi akşamlar. 23 Mart günlerden çarşamba. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılmasına dair çıkan iddialar üzerine Eskişehir ayağa kalkarken CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Öte yandan iktidar cephesinden de açıklamalar gelmeye başladı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözel mecliste yaptığı konuşmada Ulaştırma Bakanlığı'nın havayolu şirketlerini Eskişehir'e uçmama baskısı yaptığını belirterek Zafer Havalimanı soygunun ayıbını Eskişehir'deki havalimanını kapatarak ya da işlemez hale getirerek örtemezsiniz. Eskişehir'e, Eskişehirlere, bizim ayrılmaz parçamız Emir Dağları ve Eskişehir'imizi gezip görmek isteyen milyonlarca yurttaşımıza böyle bir ihaneti aklınızın ucundan dahi geçirmeyin dedi. Çakır Özer Eskişehir'e yaptıkları uçuşları Zafer Havalimanı'na kaydırmaları yönünde havayolu şirketlerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan baskıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sordu. Öte yandan iktidar cephesinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan Twitter hesabından 1 Mart tarihinde Sanayi Ticaret Odası başkanları ve üniversite rektörlerimizin bulunduğu toplantıda Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırıma Hasan Polatkan Havalı'nın durumuna ilişkin milletvekillerimiz Nabi Avcı ve Emine Nurgünay tarafından gerekli bilgilendirme ve şehrimizdeki hassasiyet bildirilmiştir. 16 Mart tarihinde de tekrardan gerek Binali Yıldırıma ve Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'na tekrardan konu iletilmiştir. Bugün de MKYK üyemiz Burhan Sakallı tarafından ısrarla iletilmiştir. Konu hassasiyetle tarafımızdan takip edilmektedir ifadelerini kullandı. Büyük verilerine göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309 bine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309.770'e ulaştı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 469 adet artarak 309.770'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 180.464 adedi otomobil, 49.270 adedi kamyonet, 36.011 motosiklet, 10.919 adetini ise kamyon oluşturuyor. Araç sayısının 3.982 adeti minibüs, 2.693 adeti otobüs 850 adedi ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibariyle 25 milyon 385 e ulaştı. Ramazan ayı yaklaşırken hurma alışverişleri de arttı. Geçen seneye göre fiyatlarında artış olan hurmalar için esnaflar vatandaşları hem erken alışveriş yapmaları hem de taze hurma almaları konusunda uyardı. Ramazan ayında iftar sofralarının değişilmez ürünlerinden birisi olan hurmaya bu yılda yoğun talep var. Ramazanın başlamasına sayılı gün kala hurma alışverişleri artıyor. Esnaf ise vatandaşı taze hurma konusunda uyardı. Geçen yıldan kalan hurmaların satılabileceğini belirten esnaf taze ürünlerin daha canlı renklerde olacağını söyledi. Farklı ülkelerde yetişen hurmalar yüksek besin değerlerine sahip olduğundan diyabetli hastalar için dikkatli tüketilmediği takdirde risk oluşturuyor esnaf ise diyabet hastalarına diyet hurmalarını öneriyor. Eskişehir'de uzun yıllardır esnaf olan Emirhan Yasar Acar, diyet hurmaların şeker oranının daha düşük olduğunu belirterek, hurma şeker oranı oldukça yüksek bir ürün olduğu için diyabet hastalarının dikkatli davranması gerekiyor. İran hurmaları sarı renktedir. Biz diyet hurma olarak adlandırıyoruz. Şeker oranı diğerlerine göre daha düşük oluyor dedi. Acar hurma fiyatlarına da değinerek bu sene fiyatlar tabi geçtiğimiz yıla göre biraz yükseldi. İran hurmaları en ucuz olanlar ve fiyatları 30 lira civarında oluyor. Medine hurmalarının fiyatları 60 lira ile 110 lira arasında değişkenlik gösteriyor. En iri ve etli olan Kudüs hurmaları ise 80 lira ile 120 lira arasında değişiyor ifadelerini kullandı. Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen Eskişehir Model Fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, fabrika ile Eskişehir'in verimliliğinin ciddi oranda arttırılacağına inandığını söyledi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın tanıtım toplantısı için bilgilendirmelerde bulunmak üzere Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya gelen Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Eskişehir Model Fabrikayı ziyaret ederek detaylı bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, model fabrikada yaptığı incelemeler neticesinde sanayide olabilecek tüm ekipmanların burada yer aldığını ve tam donanımlı bir tesis haline getirildiğini söyleyerek, model fabrika ile Eskişehir'in verimliliğinin ciddi oranda arttırılacağına inanıyorum. Bu nedenle ortaya çıkarılan bu tesisi çok önemli buluyorum dedi. Model fabrikanın sanayide önemli bir dönüşüme hizmet edeceğini değinen Başkan Kesikbaş, model fabrika projesiyle tamamen yalın üretim ve yalın dönüşüm konseptiyle firmaların ürün veya hizmet oluşturma aşamasındaki israfın minimuma düşürülmesi ve verimliliğin arttırılmasını amaçlıyoruz açıklamasını yaptı. Sivrihisar ilçesinde bulunan tarihe tanıklık eden 100 yıllık Zaima Konağı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sivrihisar ilçesinde 100 yıl önce tarihe tanıklık eden Daima Konağı ziyaretçilerini bekliyor. Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Bakanlar Kurulu'nun Ankara dışında gerçekleştirdiği ilk ve tek toplantı yeri olarak tarihe geçen kritik kararların alındığı Türk tarihin önemli toplantısı 24 Mart 1922'de Sivrihisar Zaymağı Konağı'nda gerçekleşti. Günümüzde konağın ilk katı Zaimoğlu ailesinin yaşamını anlatırken, üst kat ise ziyaretçilerine bir müze atmosferi içerisinde Kurtuluş Savaşı'na, Dönemin Bakanlar Kurulu'na, Türk tarihin önemli toplantısına ve Atatürk'e dair kesitler sunuyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügül'ünün talimatı ile tarihi konak aslına uygun olarak düzenlendi. Konağı ziyaret eden misafirler Zaima ailesine ve toplantıya dair birçok bilgi edinebilmenin yanı sıra o döneme ait eserleri de görebiliyor. Sivrisar Zaima Konağı önemli toplantının 100. yılında tüm ihtişamı ile ziyaretçilerini beklemeye devam ediyor. Eskişehir Akut ekibinin artan operasyon istatistikleri dikkat çekiyor. Gönüllü ekip 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen toplam 200 operasyonda yer aldı. Akut Eskişehir ekibi 2009'dan bu yana dağ ve doğa şartlarında meydana gelen kaybolma ve bazı kaza olayları başta olmak üzere her türlü doğal afetlerde tamamen gönüllü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesindeki gönüllü personelleri askeri düzeyde navigasyon, temel kampçılık ve doğada arama kurtarma eğitimleri gibi dersler veren Akut Eskişehir Şubesi operasyonlarda daha hızlı, etkin ve emniyetli çalışmalar yapmayı hedefliyor. Akut Merkezi'nin verilerine göre Eskişehir ekibi 2010 yılında yapılan operasyon sayısı 7 iken 2021 yılında bu sayı 33'e yükselerek toplamda 200 görev gerçekleştirdi. Afetlerde her yıl artan veri sayılarıyla dikkat çeken Eskişehir Akut'un kayda geçen toplam arama kurtarma operasyon istatistikleri ise şu şekilde belirtildi. Dağ ve doğa alayları 123, kentsel kurtarma ve enkaz 33, su ve akarsu 31, taşıt mekanizma 5, Yangın 8, hayvan kurtarma 46, kayıp şahıs 39, cenaze sayısı ise 46 açıklaması yapıldı. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.